Özlemciğim bir saati bulduk, su evet, gibi geçti. Biraz modelimiz, modelimiz. Biraz hızlanalım model konusunda. Bakın bu enflasyon konusuna da bir odaklanalım. Oraya işte. Geleceğim. Bakın siz 18. Hani aktarmak istedik. Şurada 18. Nerede? Bizim şeyi açarlarsa 18. Evet, sayfada. Salgın etkisinden en hızlı bakın, toparlanan ülkelerden birisi. Türkiye dünya ülkelerinden farklı bir ülke. Gösteriyor. Bakın birinci de 2020'de 1,8 büyüdü. İkinci 2021'de çift haneli büyümeye doğru gidiyor. Net. Dünya ülkeleriyle ayrıştı. Baz etkisi dediler. Ya İngiltere %23'e yakın bir büyüme sergiledi. Türkiye %22 büyüdü ama biz geçen yıl ikinci çeyrekte %9,9 küçülürken onlar %20 küçülmüştü. Türkiye alıyor, aldı başını gidiyor. Şimdi yıl sonu beklentiniz o arada onu da söyleyin efendim. Büyüme. Çift tane. İşler iyi ya. Bakın şimdi lütfen 19. sayfaya gelin. Lütfen bir sonrakine. Okan Beyciğim şuraya bakın lütfen. Tamam siz şöyle bir bak. Şimdi 2020 yılı Türkiye'nin ve dünyanın en karanlık yılı değil mi? Öyle diyorlar. En zorlu yılı. Evet. En zorlu yılı. Yakın tarih. 100 yılın en büyük, en zor yılı. Kaç ay kapandık? Totalde 3-4 ay kapandık. Evet. Çünkü Mart, Nisan, Haziran'da kısmi açılma vardı ama şeydi. Sonra Kasım'da bir daha kapandık, Aralık falan derken bakın. 2020 yılından bakın. Şimdi bir ülkede umutsuzluk varsa, bir ülkede geleceğe ilişkin beklentiniz yoksa, yapacağınız iş şey ne olur? Şirketlerinizi kapatmak, küçülmek. Peki böylesine bir ortamda bakın, şurada 2010'dan itibaren grafiğimiz var. Açılan şirketlere bakar mısınız? 2019'da 85 bin şirket açılmışken, 2020 yılı gibi bir yılda aylarca kapalı kaldığımız, dünyanın ne olacağını bile bilmeyen bir ortamda lütfen hatırlayın. Geçen yılın Mart ayının sonlarında kapandığımızda evimize bir koli gelse, koliyi açmıyoruz, evet. Bekliyor, dezenfekte ediyoruz, tabii, alıyoruz. Bilmiyoruz çünkü pandeminin... Ne olacağı belli değil, evet. Hepsi 3-5 tane hasta var. Ya şu anda görüyorsunuz ama biz sokaklardayız, bir iş yapıyoruz. Evet. 2020 yılında 102 bin, 103 bine gelmiş bir şirket açılışı var. Umutsuz bir ülkede. İşlerin ters gittiği bir ülkede. Bu olur mu? Olmaz. Sonra hemen soruyorlar Okan Bey. Peki kapanan şirketler? Buyurun mavi olanlar. Trende bak. Bir de asıl bakın 2020'nin ve 21'in karşılaştırmasına bak. Artıyor. Kapanma sayısı da geçen yıla göre azalmış. Niye? Geçen yıl inanılmaz tedbirler alındı, ötelemeler yapıldı, desteklemeler verildi. Şirketler açılıyor, açılmaya devam ediyor. Şimdi bakın, sanayi üretim endeksimiz, gayri safi sabit sermaye oluşumumuz, hepsi gidiyor. Ve kırılmalara bakın, şu kırılmalara lütfen bakar mısınız? Dik gidiyor. Yani sadece bir alanda değil, hepsinde yukarıya doğru bir kırılma var. Dış ticaret hacmi arttı, hızlı hızlı gideyim. Bir sonraki ülke ürün... hızlı bir dakika, arkadaşlar. Bakın. Bir sonrası lütfen. Bak, şuraya bak. Ya ülke bu ya. Gel de heyecanlanma. İhracatta 1 milyar doları aşan ülke sayısı 46. 46 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracatta bulunuyor bu ülke. Aynı zamanda 48 üründe her bir ürün 1 milyar doları aşmış durumda. 1990'lara bakın, 2002'ye bakın. 2021'e bakın. 2002 Türkiye'sine bakın. 2021 Türkiye'sine bakın. Heyecanlanmaz mısınız? Ben heyecanlanıyorum. Gözlerim parıldıyor. Işıklar saçıyor. Bakın bankacılık sektörü bir sonrasında. Aktif büyüklüğümüz iyi. Sermaye yeterlilik oranımızda bir sorun yok. Bankacılık sektörümüz de iyi. Tahsil gecikmiş alacak oranı oldukça iyi dünyaya göre. Bankacılık sektörü hızlı hızlı, hızlı geçiyoruz. Ekonomik şoklardan hızlı bir şekilde geçiyor. Ya 2021 yılında dünyada bütçe açığı verenler Amerika Birleşik Devletleri 14'lerde, dünya 10'larda, AB 10'larda çift haneli bütçe açığı var. Bizim bütçe açığımız 3,5'un hedefimiz 3,5 onun altında gerçekleşecek. Yani diyorlar ya ne yapıyorsunuz? Ya biz kamu maliyesini de sağlam tutmuşuz. Sağlam. Maastricht kriterlerini yakalamış tek ülke. Tek ülke. Galiba. Evet, Avrupalılar. Maastricht kriterlerini koyan kim? Ben mi koydum? Evet. Yakalayamıyorum. Türkiye mi koydu? Değil. Ama hiçbirisi tutturamamış. Bütün bunlar
bundan 10 yıl önce şimdi siyasi parti kuran Hazine Maliye Bakanı'nın eseri mi? Yoksa AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın eseri AK şeklinde Parti'nin bir tartışma var ya. AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın eseridir. Evet, onun adını bir kez... Çok net. Ben sadece burada Hazine Maliye Bakanı'yım. Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarına, dedim ya siyasal iktidarın politikalarına uygun bir şekilde ve inanarak, güçlü bir şekilde inanarak hareket ederek yoluma gidiyorum. Ya seçilmiş iktidarın liderinin dışında bir iş yapabilir misiniz? Olmaz ki. Mantığına aykırı. Ya Amerika Birleşik Devletleri'nde seçilmiş olan Biden'ına rağmen bir bakan iş yapabilir mi? Yapamaz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hangi dünyada yaşıyor? Böyle bir dünya yok ki. Sonra da çıkmış bir şeyler söylüyor. Şimdi bana da diyorlar ya ekonomiyi bilmez, şunu bunu bilmez. Lütfen hatırlayın. O dönemde ekonominin başına getirilmiş olan arkadaş, şimdi hakaretlerde bulunan arkadaşımıza biz sahip çıktık. Bu çocuğu nereden buldunuz diyorlardı. İsim söylemeyeyim. Ona söylenen lakapları biliyorum. Maalesef. Biz sahip çıktık. AK Parti sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız arkasında sağlam durduğu için. Ben bu gücümü nereden alıyorum? Sayın Cumhurbaşkanımızla inanmışım. Politikalarına inanmışım. Bu politikalarla yürüyorum. Ve bu her türlü sistemde öyledir. Sadece başkanlık sisteminde değil ki, parlamenter sistemde de öyledir. Başbakanla uyumlu olmayan bakanı alırsınız. Bu kadar açık. Kararname gece yarısı yayınlıyor. Kararnamelerin özelliği, bakanlar kurulu kararnamesi de öyleydi. Şimdiki başkanlık kararnamesi de öyledir. 12'yi geçince yayınlanır. Bu kadar basit. Bir gece yarısı operasyonu ile bir bakan geldi, bir bakan gitti. Yok böyle bir şey ya. Kendi yolunda giden şey. Şimdi bakın, Ahmet Hanım'ın genel borç stokuna bakar mısınız? 38,4. Onlarda ne kadar? %100'e yakın. Ya. Bir sonraki slaytta şimdi niye Türkiye sağlam? Bakın modelimizin en önemli saç ayaklarından birisi bu. Hane halkının borcuna bakın. Vakitinizi almayayım, dünyaya. Gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye'ye. Hane halkında sorun var mı? Yok. Peki reel sektöre bakın. Dünya, kamu, dünya, gelişmekte olan ülkeler, Türkiye. Burada da iyiyiz. Ve efendim kamu sektörüne bakın. Yuvarlayarak yapmışız onu. Bakın. Peki finansal sektöre bakın. Yok. Ha şimdi bakın. Şu reel sektör, hane halkının borçluk oranı ne kadar? %17. %17. Türkiye'de bir şey yaptık. Şimdi diyorlar ya ezdirdiniz. Türkiye'de bireylerin döviz borcu yok. Çünkü herhangi bir, siz şimdi gidin bankaya, merhaba para vermek için yarışırlar değil mi bankalar? Hı hı. Sağlamsanız. Hele de bir sabit geliriniz varsa, borcunu götürdünüz mü hemen size verirler. Döviz almak istiyorum deyin. Dövize endeksli kredi ya almak istiyorum deyin. Verirler mi? Vermez. Veremezler, yasak. Çok hayırlı bir iştir evet. Bu. Evet. Aynı halklarının döviz borçluluğunun önlenmesi. Onun için ya bu, hiç bilmedikleri para birimlerinde. Türkiye'yi okuyamıyorlar. Hane halkının, bireylerin döviz borcu yok. İhracat yapmayan firmaların döviz borcu yok, alamazlar. Döviz geliri olmayan, daha doğrusu. Hiçbir firma gidip döviz üzerinden borçlanamaz. E ne oldu? Türkiye'deki bireylerin borcu da yok. Peki kur garantili mevduat noktasında bir yükümlülük ortaya çıkarsa Merkez Bankası ve Hazine açısından, bunun karşılanabilmesi için gerekli kaynak ya da ödenek var mı sorusuna bakın, nasıl bir cevap olabilir? Bakın biz A, B, C, D, E, F, G, H, Z'ye kadar alternatifleri yaptık. Yani bir model oluştururken sizin bunun altını doldurmanız lazım. Türkiye'de her bir doların 1 liralık artışının borç stoku üzerindeki yükü ne kadar? Ben şu anda hatırlamıyorum. 445 milyar dolar borcumuz var. Oradan bakılırsa evet. 445 milyar lira borç yüklüyor. 10 lira geldiği zaman 4,5 trilyon lira. Şimdi diyorlar ki hazineye zarar veriyorsunuz. Borç stoku 4,5 milyon lira artmış. Trilyon lira artmış. Bir Türkiye mi? Yoksa döviz fiyatları düştüğü için borç stoku azalmış, bilançoların daha rahat bir şekilde uygulanabileceği, önünüzün görebileceği bir Türkiye mi? Onun yanında bizim varsayımımızda zarar yok. 3 ayın sonunda göreceğiz. İlk bilançolarımızı göreceğiz. Böyle bir şey olamaz ki. Döviz fiyatları
rekabet edilebilir, optimal seviyeye kendisi gelecek. Hiçbir müdahalemiz yok. Kendisi gelecek. Bu orada bir yerde bir durulacak. Ondan sonrası zaten istikrara kavuşmuş, ödü görebilir bir Türkiye'de hazinemizin üzerine ya da Merkez Bankamızın üzerine gelecek bir yük yok. Bu kadar net söylüyorum. Bunu ne zaman? 3 ay sonra göreceğiz yük olup olmadığını. Şimdi Türkiye... Peki bunların... efendim, şuraya kadar düşerse biz tekrar müdahale ederiz gibi bir dolarda böyle bir seviye belirlenmiş durumda mı? Çünkü bir de bunun için de bir spekülasyon yapılıyor. Hayır. Tersine bir senaryo da var. Olamaz, olamaz. Optimal noktası neresiyse orası. Optimal nokta neresiyse orası. Birilerinin keyfine göre hesaplanamaz mı? Optimal nokta gelecek. Optimal noktayı bulacak. Ve oradaki salınımlar azalacak. Şimdi o büyük dalgalanmalar bitti. Hafif salınımlar var. O hafif salınımlardan sonra kendi dengesine mutlaka gelecektir. Ama bakın, ben size söyleyeyim. Siz sormadan. Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız ortak yayında bu ifade ettiler. 24,5-25 milyar lira bu yeni mevduat türünden faydalananlar dedi. 23,8 dedi. 23,8. Özlem o yayındaydı. Evet. Şimdi ne kadar? Ne kadar efendim? Size soralım. Biz soralım ona. Biz soralım. Hani nedir? 30 civarıdır. 38. Şu anda 38 milyar evet. Yani. Dolarını, avrosunu bozduruyor, TL'ye geçiyor. Türk lirasındaki mevduatlar bir şekilde dönüşüyor. Çok daha önemli bir şey söyleyeyim. Bireyler dövizlerini patır patır bozduruyorlar. Niye? Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolü olan Türk lirasına olan güven tesis edilmiştir. Onun için. Şu anda Türk lirasına olan güven tesis edildi. İşler yerine oturdu. Peki burada şey de soralım efendim. Neden vade 3 ay? Neden daha düşük tutulmadı? Şimdi bakın, Türkiye'deki ortalama 45 günlerde vade ortalaması. Mevduatın. Mevduatın. Şimdi biz bunu uzatmaya çalışıyoruz. Hayırlı bir iş yapıyoruz aslında. Hem bankacılık sektörünü rahatlatıyoruz. Hem kişilerin öngörülebilir olma duygusunu pekiştiriyoruz. Evet, diyor önemli. Ki 3 ayda bir şey değişmeyecek. 6 ay. 1 yılı koyduk. Değişmediğini görecek. Daha da önemlisi, Türk insanı açgözlü değil. Siz bakmayın bunların yönlendirdiklerine. Açgözlü değil. Kendini korumak istiyor. Gayet doğal. Öncelikle hareket sahiki bu. Bu. Kendisini korumaya çalışan bir şey ne yapar? Dövize gidiyor. Türkiye'de döviz. Amerika Birleşik Devletleri'nde morguç. Yani her ülkenin kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi lazım. Türkiye'de dövize gidiyor. Şimdi diyoruz ki ya gitme dövize. Biz senin bütün garantini veriyoruz. Üstüne üstlük. Bir de bonusu var. Eğer dövizde karşılığında bir zararın olursa bunu ben karşılayacağım. Bu garanti kısmı. Bonus kısmı eğer düşer ve buradan gelirin artarsa, çünkü şeye yatırıyor, vadeli hesaba yatırıyor. Hatta 3 puanlık da bir marj verdik. O marj içerisinde paranı yatırıp o paranı aldığın zaman bir de o senin cebinde fazladan kalıyor. O marjı neye göre verdiniz, o 3 puanı? O 3, yani bir optimal bir noktayı yakaladık. Bir de dövizin çok yüksek, faiz oranlarının yüksek, aşağı yukarı farklı bankalarda farklı salınımlara gitmesini engelledik. Bir de önümüzdeki sürecin daha stabil olmasını hesap ettik. Bireylerde, bankalarda, bakın siz şu sosyal medyayı unutun, bankalar önünü görmek istiyor. Sizler önünüzü görmek istiyorsunuz. Herkes önünü görmek istiyor. Bunlarla biz bunu gerçekleştirmiş olacağız ve o marjlar içerisinde hareket edin diyeceğiz. Bu bir olur, iki olur, üç olur. Faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımız bakımından katılım bankaları başladı. Bu sisteme onlar nasıl girdi? Bugün evet. Gayet iyiydi rakamlar. 1,5 milyar, yani bir günlük bir şeyli 1,5 milyar lirada. Yani bu 38 milyarın içerisinde 1,5 milyar lira gayet iyi. Onu da açtık. Yani şimdi bundan sonraki adımlarımız Türk lirasının güçlendirilmesi. Şimdi bu enteresan bir şey oldu. Bugün şeyde gördüm, basında bir yerde, şimdi de altınımıza göz diktiler diyor. Öyle mi? Yani öyle yastık altındaki hani ya, çeyizlik, ya buna, kefen parası şeklinde bekletilen... Ben burada artık kendi üniversite hocalarına gitsin, o çok seviyorlar ya, o kulaklarını çeksinler. Ya yastık altındaki altın piyasaya kazandırılmasında herkes kazanır. Bütün derdimiz o zaten.
5000 ton olduğu varsayılıyor. 280 milyar dolar. Türkiye'nin borcu ne kadar? 445 milyar dolar. 280 milyar doları, ya bırakın hepsini, bir kısmı geçsin. Piyasanın ne hale geldiğini göreceksin. Nasıl getireceksiniz bu altınları piyasaya? O onlarla ilgili önce şu klasik gün hesabı var evlerdeki. Bakın şu yastığın altında öyle bir ısıtırken insanları oradan nasıl çıkacak o? Çıkacak. Şöyle. Bakın bu alyanslar AK Parti'nin kuruluşunda vatandaşın Tayyip Bey'e güvenerek verdiği alyanslardan farklı biraz. Şimdi bunu ekonomiye kazanmışsınız. Bu zilalanmış artık. Evet. Bunda pırlanta da var. Ben bugünleri yaşayan, bizzat yaşayan kişiyim. Alyansını, bileziğini, kalan son 5 kuruşunu, 10 kuruşunu bu davaya teslim eden insanların yaşadığı dönemden geliyorum. O ruh devam ediyor mu? Bu çok önemli. Çünkü Tayyip Bey'in anlatmaya, ikna etmeye çalıştığı klasik iktisatçıların kabullenmediği veya onların veya bizim bildiklerimizin çok ötesinde çok istisnai bir durum bu. Ya öyle bir şey ki Okan Bey. Bunlar diyorlar ya pazara çık, pazara çık. Allah bilir bir fakirin, bir fukaranın evinde çat kapı yapıp bir şey yememişlerdir. O girdiğimiz evleri hayatım boyunca unutmam. Hala yani gidiyorum ama elhamdülillah nasıl değişti biliyor musunuz? Evinde buzdolabı olana kimse yardım etmiyordu. Şimdi o evlere çat kapı giriyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Fakirsiniz. Dünyanın gerçeği. Yoksun ve yoksulsunuz. Hastanız oluyor. Kapısını çalacağınız bir hastane yok. Hastaneye gitseniz 5 günlük bir kuyruktan sonra doktoru bulsanız doktor sonra size bir reçete veriyor. Dünyanın en pahalı ilaçlarının olduğu reçete. Ve ilacı bulamıyorsunuz. Ne başlıyor? Özlem Hanım, ne olursunuz? Çocuğumun ilacını almam gerekiyor diye sizin kapınızı çalmaya. Okan Beyciğim, senin durumun iyi. Ne olursun ameliyat edeceğim, param yok. Eksiğimi tamamlar mısın? Diyaliz olmuş, arabasını evini satmış insanlar tanıyorum ben. Bunlar kendi kendilerine konuşuyorlar. Bakırköy'de siyaset yaptım. İstanbul'un en gelişmiş, en müreffeh ilçesinde. Nüfus yapısı değişmeyen ilçede yaptım. Oradaki fakir fukaranın halini ben bilirim 90'lı yıllarda. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan için en büyük zillet nedir biliyor musunuz? Bir insana gidip el açmak. Bana verir misiniz demek. Dünyanın en kötü şeyi o. Bakın Tayyip Bey, Sayın Cumhurbaşkanımız. Hiçbir şey yapmamış olsun var ya. Şu fakir fukaranın hastane kapısına gitmek için birisinden yardım istememesi bile bir insana minnet duymaması duygusunu yaşatması bile yeterlidir. Gözleriniz doldu. Bunlar ne diyor ya? Ne anlatıyorlar ya? Pazara git diyorlar. Hayatlarında görmemişler. İşin keyfini sürüyorlar. Manipülatif, spekülatif, ihanete varan söylemler. Allah'tan korkun ya. Bugün Türkiye'de kimse hiçbir partinin hiçbir mensubuna minnet duymuyor. Bunu kim gerçekleştirdi? AK Parti iktidarı gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirdi. Ondan sonra da 3-5 kişinin sözleriyle hareket ettirdiler. Dolarlarını yükseklerden aldırdılar. Bunu söylediğim zaman da bak zenginler büyüklere haber verdi. Hadi be oradan. Türkiye'de kaç kişinin döviz borcu var? Kaç firmanın? Biz bilmiyor muyuz? Bunun sayısı belli. Kimin borcunun ne kadar olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Ya bu sade vatandaşın dövizle ne alakası var? Ne alıp veremediği var? Adamları koşturttular döviz büroların önüne. Ne oldu? Zarar verdiniz. İhanet değil mi bu? Hangi hakla bunu yapıyorsunuz? Nasıl bir keyif alırsınız ya? Bir insanın, bir kadının, bir ev hanımının birikimini alıyorsunuz. Bunu döviz üzerinden sırf iktidar gitsin diye oyun oynuyorsunuz. Sonra da utanmadan, sıkılmadan şimdi çıkmışsınız televizyonlarda. Şunu şunu söylüyor, bunu bunu söylüyor. Valla kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. AK Parti iktidarı sizin oyuncağınız değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bu iktidarı, bu milletin oylarıyla geldi ya. O mazlum,
masum insanların duasıyla, onların oylarıyla geldi. Hak, hukuk, adaleti gözeterek geldi. 3 ay kendilerini hayal dünyasında buldular. İktidara geliyor. Geliyor gelmekte olan. Ne geliyor ya? Geldi işte. Gerçekler geldi bu. Rakamlar burada. Gerçekler burada. Algınız bu kadar. Algı operasyonlarının süresi kısıtlıdır. Bir yerde patlar. Ellerinde patlar. Gidip ağlasınlar. Şimdi bugünkü programdan da Okan Beyciğim, siz bu işlerde tecrübelisiniz Ezzeman. Mutlaka birkaç cümlemi bulurlar. Bir şeyler söyle. Yok, bugünkü program, birkaç programa çıktınız. Arkadaşlara da teşekkür ederim ama çok daha doğal ve çok kendi akışı ya. İçinde gerçekleşti. Ama işte o bahsettiğiniz hedef kitlenin hayat pahalılığı ile ilgili şikayetini hem enflasyonu kontrol etmek ve aşağı çekmek, hem de gelir durumunu emeklinin, asgari ücretliden sonra memurların iyileştirmek elbette. Noktasında bu noktayı da bir çerçevede anlatır ücret, mısınız? Asgari ücrette bir imkan sağlandı, hayır dedik. Hazine Maliye Bakanı bu işlerde 1 lira verir mi? Vermez, ama hiç görmedik. Sabit gelirli olunca akan sular durur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da duruşu belli. Asgari ücretten damga vergisi alınmayacak. Gelir vergisi. Gelir vergisi alınmayacak. Tamam. O zaman tüm ücretlilerden bunlar alınmasın. Tüm ücretlerin asgari ücretin brüt tutarına denk gelen kısmından da gelir vergisi alınmayacak. Alınmayacak. Bir düzenleme yapıldı. Hayır, eksik kaldı. Memurlardan da o rakam kadar imkanlardan faydalanma hakkı verildi. E şimdi asgari ücretliye %50 zam yapmışsınız. Ücretine. Kamu görevlilerine çok güzel bir anlaşma yapılmış. Hı hı. Şimdi geliyor emekliler. Ya bu ülkede bunların hakkını vermek lazım. Bunları yaşayan bilir. Bu insanlara saygı duymayan, bu insanlara vermeyen, bu insanlara önünde eğilip durmak varken bunları kullanmayı kabul etmiyorum. Bu insanlar sabit gelirliler. Alnının teriyle çalışıyorlar ya. Alnının teriyle. Alnının teriyle İstanbul gibi bir yerde 2 saatte gidip 2 saatte evine dönüyor. 8 saat çalışmak için 4 saat yollarda harcıyor. Bu insanların hak ve hukukunu sağlamayacağız da kimin hak ve hukukunu sağlayacağız? Böyle şey olabilir mi? Bu bütün imkanlar onlara verilecek. Veriliyor da. Asla geri adım atmayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu belli. Şimdi bakın. Modelimizin şeyine gelelim.